Nurcan'ın Mutfak Aşkı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizin için en fes bir kabak yemeği tarifi hazırladım. Yıllardır yaptığımız anne usulü, anne tarifiyle muhteşem bir yumurtalı kabak tarifi var size. Öncelikle kanalıma eğer abone değilseniz, abone olarak bana destek olursanız, beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız ve yorum kısmına 1.1 emoji olsa bile bir yorum bırakırsanız mutlu olurum. Ve hemen tarifime geçiyorum. Önce şöyle tenceremi ocağa aldım. Yarım fincan kadar zeytinyağı ekledim. Kabaklarımı önceden böyle küp küp doğradım. Elinizden geldiğince ufak durmaya çalışın. Ardından 3 adet yeşil biber, 1 adet kapya biberi. Ve çok ufak değil, birazcık küpten daha büyük doğrayıp kızarın yağıma aktarıyorum ve hafif birazcık soteliyorum. Biber ayrı bir lezzet veriyor. Mutlaka denemelisiniz. Bu tarifimizde soğan kullanmıyoruz. Sadece biber ve yumurta kullanacağız. Biberimiz biraz kavruktan sonra hemen ardından kabaklarımızı ekliyoruz. Ocağın altı en büyük gözde ve sona kadar açık. Çünkü biliyorsunuz kabak sulanıyor. Taze kabaklı olunca zaman da olduğunda çok sulanıyor biz sulandırmadan yapacağız. Sulaması işimize gelmiyor. O yüzden ocağın altı en büyük gözü sonuna kadar açık. En büyükte açık. Kapağını örtmüyoruz. Sık sık karıştırıyoruz. Tuzunu da koymuyoruz başta. Çünkü tuz koyarsak da sulanır. O yüzden pişene kadar tuz koymuyoruz. Sulandırmıyoruz. Tadı lezzetli içinde kalsın diye. Bu şekilde pişiriyoruz. Yıllardır biz bu şekilde yaparız. Bu çok eski bir tariftir. Kabamız güzelce pişti. Tamamen yağlı bir şekilde hiç sulanmadan ardından şimdi 3 adet yumurtayı kırıyoruz içine. Yumurtalı kabak kavurması yapıyoruz. Hemen böyle kaşıkla girişi güzel direkt karıştırmıyoruz. Şöyle yavaş yavaş yumurtanın pişmesini sağlıyoruz. Hafif hafif şöyle dokunuşlarla. Direk karıştırırsak yumurta içinde kaybolur menemen gibi olur ve yumurtayla o hoş olmayan bir görüntü oluşur biz onu istemiyoruz yumurtanın içinde böyle parça parça kalmasını istiyoruz o yüzden yumurtayı kırar kırmaz hemen kaşıkla karıştırmıyoruz yavaş yavaş kenardan kenardan kıyıdan hafif hafif e, dokunuşlarla pişiriyoruz ardından biraz karabiber ve kekik içine ekliyorum ve içtikten sonra gördüğünüz gibi tuzunu da ayarlıyorum. Seviyorsanız dereotu ekleyebilirsiniz. Diğimimiz enfes olmuş. Servise hazır. 2 dakikada yemeğimiz hazır. Kabak herkes sevir ama mutlaka bu tarife yapın. İnanın ki çok seveceksiniz. Ben biraz maydanoz koydum. Dediğim gibi seviyorsanız dereotu koyun. Dereotu daha çok yakışıyor. Evde maydanoz vardı. Ben de maydanoz ekledim. Ve servisi hazır. Sizin için böyle bir sunum yaptım. Üzerine biraz pul biber serptim. Ve burada da tarifimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Başka bir videoda başka bir tarifte görüşünceye dek kendinize iyi bakın. İyi seyirler diliyorum.